Evet, bu yürüyüşler, gösteriler esasında Aralık ayında çok cılız bir şekilde başladı. 20, 30, 40 kişilik gruplar halinde gösteriler yapılıyordu. Sonra bazı kentlerde bu sayılar yüzleri, sonra binleri bulmaya başlarken gerçekten de şimdi yeni bir rekor düzeye çıktı. Her pazartesi geleneksel olarak akşam saatlerinde 8'den sonra 9'dan sonra bir araya geliyor insanlar ve Telegram üzerinden ya da başka sosyal medya üzerinden buluşuyorlar, bir araya geliyorlar. Almanya'da korona önlemleri kapsamında esasında yürüyüş yapmak çok kısıtlı. Yani 20-30 kişiye izin veriliyor ve çok değişik kurallar uygulanması gerekiyor. Mesela maske takılması gerekiyor, mesafe, sosyal mesafe gibi. O yüzden bu yürüyüşlerin organizatörleri yürüyüşleri ya da mitinglerini yürüyüş olarak deklare etmiyor, gezinti olarak lanse ediyor. O yüzden de polis esasında olaya tam anlamıyla hakim olamıyor. Dün Almanya'nın 1000'e yakın yerleşim merkezinde, köy, kasaba, büyük kent, çeşitli yerlerde organizatörlerin verdiği sayıya göre senin de belirttiğin gibi 250 bine yakın insan sokaklara döküldü tekrardan. Bütün bu insanların ortak noktası aşı karşıtı olmaları. Ama arka planda en azından bunu istihbarat birimleri savunuyor, güvenlik birimleri iddia ediyor. Arka planda ipleri çekenler neonaziler, aşırı sağcı gruplar, sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi mecliste yer alan AfD adlı parti. Ama bu yürüyüşleri izledikçe, Berlin'de yapılan yürüyüşleri ben yerinde izledim mesela. Her envai çeşitte insana rastlamak mümkün. Yani sadece Naziler sokağa dökülüyor ya da aşırı sağcılar bir araya geliyor demek yanlış olur. Öğretmenler var, çocuklu aileler var, ezoterik kişiler var, koyu fanatik Katolikler var, çeşitli gruplar söylediğim gibi. Ama Anayasa Koruma Örgütü, Almanya'nın iç istihbarattan sorumlu örgüt olan Anayasa'yı Koruma Örgütü'nün başkanı Falkenbank, bunun bir tehlikeli ve ileriye yönelik tehdit oluşturabilecek bir halk hareketi haline dönüştüğünü, katılanların ortak o ideolojilerinin devlet karşıtlığı, devlete eleştirisel yaklaşım olduğunu belirtiyor ve korona günün birinde yok olup gidebilir ama bu hareket radikalleşerek varlığını sürdürecektir diyor ve ileride uyum konusunda, göçmenler konusunda ya da iklim krizi konusunda bu insanların tekrardan devlete karşı sokağa çıkabileceğini söylüyor ve dikkat etmemiz gerekiyor diyor. Üstelik de şu anda gözüktüğü gibi polisle göründüğü gibi polisle yaşanan abedeler de var ve bu abedelere holiganların, aşırı sağcıların katıldığını gözlemledik, biz de biliyoruz. O yüzden yani normal halkla aşırı sağcılar arasında bir bilişim söz konusu, bir araya gelme söz konusu ve bu ileriye yönelik olarak baktıkta gerçekten de tehlikeli bir halk hareketine dönüşeceğe benziyor Mehtap.